her vergi kanunda olduğu gibi gelir vergisi kanda da muaflıklar ve istisnalara yer verilmiştir. Gelir vergisi kanda düzenlenen muaflık ve istisnaları şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Esnaf muaflığı gelir vergisi kanunda 9. maddesine yer verilmiştir. Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve surette çalışanlar gelir vergisinden muaftır. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksın perakende ile iştigal edenler. Ancak bunların giyim eşyalarıyla, zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile, pazar takibi suretiyle gıda, bakkali ve temizlik madde malzemeleri ve Sabit bir iş yerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar bu kapsam dışındadır. 2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak veya doğrudan doğruya müstelge iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hammallar gibi küçük sanat erbabı da vergiden muaftır. Üçüncüsü, köylerde gezici olarak her türlü sanat işleriyle uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan Gelir, gelir Kanunun 47. maddesinde yazılı şartlara haiz bulunanlar da bu kapsam içinde değerlendirilir. Nehir ve göllerde ve denizlerde ve su geçitlerinde toplam 50 rüsüm tonillatoya kadar makinasız veya motorsuz nakil vasıtası işletenler, hayvanlarla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecik yapanlar da vergiden muaf esnaf kapsamında vergiye tabi tutulmazlar. Ancak buradaki e, yazılı ölçüler birlikte yaşayan eşlerle Velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halinde işletmelerde bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir. Bir başka istisna, zirai işlerinde kullandıkları hayvan ve hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtaları veya sandallarla nakliyeciliği mutat meslek haline getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya veya insan taşıyan çiftçiler de bu kapsamda vergiden muaftır. Bir başka muafiyet evlerde kullanılan dikiş, nakış, e, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere mütarrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf çorap, halı, kilim dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilmiş mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, if ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar. Bu ürünleri pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel olmayacaktır. Bir diğer e, muaflık, ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere bir iş yeri açmaksın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar da bu kapsamda vergiden muaftır. Bir diğer muafiyet bu kanunun 47. maddesinde yazılı şartlara haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işletme, işlemeciliği, çarıkçılık, yemenicilik, oymalıcılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarında faaliyette bulunanlar da bu kapsamdaki gelirleri için vergi ödemezler. Bir diğeri yukarıda bahsedilenler dışında işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı'nca kabul edilen ticaret ve sanat işleriyle iştigal edenler de e, bu kapsamda verginin mükellefi olmazlar. Ancak gelir vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan kişilerin gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz etmeyecek şekilde yapılmış olması esnaf muhafızlığından faydalanamazlar. Eğer bunlar devamlı olarak bir yere bağlılık yapılırsa o zaman esnaf muhafızlığından faydalanamayacaklar. Esnaf muhafızlığından faydalananlar faaliyetleri ilgili olaraktan satın aldıkları mallarla ve giderlerine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar bir iş yeri açmaksın. Münasıran Gezici olaraktan milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi bağlı olmaksın. Bunlar adına ve kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftırlar. Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesi tarafından esnaf vergi muafiyet belgesi verilebilecektir. Bu belgenin şekli ve muhteviyatı tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu muaflıktan bu muaflık nedeniyle gelir vergisinin 94. maddesinde yazılı tevkif surete kesilen vergiye şumülü olmayacaktır. Bir diğer istisna diplomatik muafiyet madde 15 yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahat ve konsoloslukları fahri konsolosluklar bu kapsam dışında ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleket uydukluğunda bulunan memurları Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklık olmak şartıyla gelir vergisinden muaftırlar. Bu muaflığın menkul sermaye iradı üzerinden tefkif sureti alınan vergiye şumulü olmayacaktır. Üçüncü bir istisna, ücret istisnası. Gelir vergisi 16. maddesinde düzenlenmiştir. Yabancı elçilik ve konsoloslukların diplomat muaflığı kapsamına girmeyen memurları ile hizmetlerinin yalnız bu işlerden dolayı aldıkları ücretler karşılıklı olmak şartı ile gelir vergisinden istisna edilmiştir. Dördüncü istisnayı da serbest meslek kazançları için belirliyoruz. Madde 18'de belirlenmiştir. Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekal, bilgisayar programcısı, mücelli ve mücellitler ve bunların kanuni mirasçıları, şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeler, bilgisel yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video bandı, radyo ve televizyon senaryo ve oyunları gibi eserlerinin gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamını radyo, televizyon ve videolarda yayınlanmak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve noto halindeki eserler ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak surete elde edilen hasılatla gelir vergisine tabi olmayacaktır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığına alınan bedellerde bu istina kapsamında gelir vergisine tabi olmayacaktır. Yukarıda belirtilen kazançların arizi olarak elde edilmesi halinde de elde edilen kazanç, gelir vergisinden istisna edilecektir. Belirtilen bu serbest meslek kazanç istisnası, gelir vergisi kanunumuzun 94. maddesi kapsamında bu kazançlar üzerinden kesinti sureti ödenecek, gelir vergisine etkisi olmayacaktır. Buna bir örnek vermek gerekirse, müellif, yazdığı kitaplardan birinin basım ve dağıtım hakkını 3 yıl süreyle Z basım evine 800 bin TL karşılığında vermiştir. Müellif bu eseri karşılığında elde ettiği gelir tamamı gelir vergisine isna edilmiş olmasına rağmen basım evi telif ödemesini yaparken gelir vergisi kanunu 94. maddesine göre %17 oranında 136 bin TL gelir vergisi kesintisi yapmak ve vergi dersi ödemek zorundadır. Mükellefin katma değer vergisi mükellefiyetin olmaması durumunda basım evi ayrıca yaptığı ödeme üzerinden sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi hesaplayıp vergi dersi ödeyecektir. Eser sahiplerinin gelir vergisinden istida edildiğinden gelir vergisi kanunun 86. maddesine yer alan hükmü gereğince yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceği gibi varsa başka gelirleri nedeniyle vermesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerine de bu kazançlarını dahil etmeyeceklerdir. PTT ajantalarındaki kazanç istinası mükerrer madde 19. PTT ajantalıyı faaliyetinden elde edilen kazançlar da gelir vergisine tabi olmayacaktır. PTT ajantalığı faaliyetten elde edilen kazançlara uygulanan istisnanın yine gelir vergisi kanunumuzun 94. maddesi kapsamında bu kazançlar üzerinden kesinti yoluyla ödenecek vergiye şumülü olmayacaktır. Yani bu kazancı ödeyen PTT Genel Müdürlüğü bu ödeme üzerinden gelir vergisi kesinti yapacaktır. Bir diğer istisna eğitim. Öğretim işletmelerindeki kazanç istinası. Bu düzenleme madde 20'de belirlenmiştir okul öncesi eğitim, ilk öğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar 5 vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna okul işletmelerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere faaliyete geçtikleri yıldan itibaren sadece okul işletmesinden elde edilen gelirlere uygulanacaktır. Bu işletmelerin devri halinde devir alan bu istinadan kalan süre ile sınırlı olaktan yararlanacaktır. Buna bir örnek vermek gerekirse, 2010 yılında faaliyete geçen anaokul işletmesinden elde edilen kazançlar 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 dönemlerinde gelir vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu nedenle 2014 yılında bu faaliyetten elde edilen gelirler vergiden istinad edildiği için beyanname verilmeyecektir. Başka gelirler nedeniyle verilecek beyannameye ise bu gelirler dahil edilmeyecektir. 2015 ve sonraki yıllarda elde edilen eğitim öğretim kazançları gelir vergisine tabi tutulup normal beyan esasında vergilenecektir. Bir başka örnek verirsek, yukarıda belirtilen ve 2011 yılında faaliyete geçen anaokulun 1 2013 tarihinde bir üçüncü kişiye devredilmesi halinde devreden Ocak-Nisan 2013 kıs dönem kazançları üzerinden devralan ise Mayıs-Aralık 2013 kıs dönem kazançları ile 2014-2015 kazançları üzerinden isnadan yararlanacaktır. Bir üçüncü örnek vermek gerekirse bir gerçek işi, 2011 yılında faaliyete geçen orta öğretim Oza özel okulunun işletilmesinden 2014 yılında 19.875 lira gelir ve market işletmeciden dolayı da 105 bin lira Ticari kazanç elde etmiş olsun. 2011 yılında faaliyete geçen Orta Öğretim Özel Okulu işletmeciliğinden 2014 yılında elde edilen kazançlar, 2015 dönem sonuna kadar gelir versene isna olduğundan bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecek. Sadece mükellefin market işletmeciliğinden elde etmiş olduğu 105 bin lira ticari kazanç beyan edilip market gelirleri üzerinden ödene, ödenecektir. Geçici vergi ise mahsup edilecektir.